Teknokamp Bilişim Mühendislik tarafından hazırlanan eğitimlere hoş geldiniz. Bugünkü dersimizde filtre bölümünden liquefy komutunu göreceğiz. Bu komut bu bölümdeki en önemli özelliklerden biri. Bu özellik sayesinde yazılarımıza, resimlerimize bir yerden bir yere çekme, daraltma veya işte onun dışında o bölümle ilgili olarak küçültme, büyütme, şişirme efektleri gibi farklı efektler verebiliyoruz. Bunları, bu saydığım özellikleri 3 resim üzerinde sizlere anlatacağım. İlk önce yazı üzerinde bu efektin etkisini görelim. Filtre bölümünden liquify komutunu seçiyoruz ve daha sonra karşımıza çıkan yazıda sağ tarafta istersek fırçayı küçültüp büyütebiliriz. Şu anda gördüğünüz gibi fırça büyüklüğü 100 değerinde. Bunu daha da küçültüp daha da küçük dokunuşlar yapabiliriz yazımıza. 100 de yapalım şu an. Evet, gördüğünüz gibi yazımızı istediğimiz gibi istediğimiz yerden çekip farklı şekilde getirebiliyoruz. Evet, bu şekilde mesela yazımız şu anda dalgalı hal aldı. Bunu daha küçük dokunuşlarla mesela fırçayı küçültelim. Çok daha farklı efekt olduğunu gösterelim. Mesela M'nin üstünden çektiğimizde M'yi uzattığımızı ya da K'nın alta doğru uzadığını gibi farklı yazı karakterleri oluşturabildiğimizi görebiliyoruz. Yazı üzerindeki değişimler bu şekilde. Bir de resimler üzerinde değişimlerine bakalım. Eğer bir resim üzerinde liquify komutunu uygularsak çok farklı özellikler meydana getirebiliriz. Daha doğrusu resmimizi uygulayabiliriz. Öncelikle seçme komutumuz Forward Warp Tool seçiliyken brush'ımızın seçili büyüklüğüne göre mesela çok büyük yapacağım şu anda. Neden? Çünkü şu an gördüğünüz gibi burnu biraz daha aşağı doğru çekip daha kısaltacağım. Şimdi bakın burnumuzun üzerine geldik. Fırçamız büyük halde. Şu an fırçamıza bir basıklık uyguluyoruz. Alttan burnumuzu biraz daha topluyoruz. Ve bu şekilde burnumuzu küçültüyoruz. Şimdi burada daha fazla uygularsak burada resmimizde bozulmalar olacağı için çok fazla da içeriye doğru itmiyoruz. Belli bir denge çerçevesi içinde bunu yapıyoruz. Tamam dediğimizde resmimizi evet bu şekilde görüyorsunuz. Yeniden düzenlemiş olduk. Diğer bir resmimizde ise daha farklı bir çalışma yapacağız. Farklı özelliklerini tanımaya çalışalım. Liquify özelliğine tekrar tıklıyoruz. Birinci bölümde mesela bu şekilde resmimizi oynayabiliriz demiştik. İkinci bölümde yani Reconstruct Tool bölümüyle bozduğumuz bölümleri tekrardan eski haline dönüştürebiliyoruz. Şu anda bakın tekrardan biraz önce bozduğum resim eski haline dönüştürüldü. Üçüncü bölümde ise Twirl Clockwise Tool ise saat yönünün bölümünde resmimizi bulandırmaya yarıyor. Tekrardan bir önceki komuta tıklayıp resmimizi tekrar eski haline dönüştürebiliriz. Veya resmimizi eski haline nasıl dönüştürebiliriz? Restore All diyebiliriz. Ya da Cancel tuşuna basmadan Alt tuşuna basarak Reset diyebiliriz. Bu 3 komutta resmimizde yapılan değişikliği beğenmezsek ilk haline dönmemizi sağlıyor. Dördüncü bölüm ise Packer Tool. Bu resmimizi küçültmeye, belli bölümlerini küçültmeye yarıyor. Mesela şu an burnun üzerine brush'ımızı da 30 yapalım. Gelip burnun üzerine tıklayalım. Şu an yeterli olmadı sanırım. Fırça boyutu. Evet, bu şekilde yapalım şimdi. Evet, gördüğünüz gibi tıkladıkça burnumuzun küçüldüğünü görüyoruz. Aynı şekilde tam tersini yaparsak bir alttaki Blob Tool ise şişirmeye yarıyor. Aynı şekilde mesela gözleri şişirelim. Evet, bakın gördüğünüz gibi gözlere bir şişirme efekti veriyoruz. Bu şekilde şişirme efekti verip istediğimiz yerleri
şişirebiliriz. Farklı görünümler elde edebiliriz. Buradaki özellikler yardımıyla resimler üzerinde çok da farklı efektler uygulayıp resimleri yeniden düzenleme şansımız var. Likify komutunu kullanarak resimlerimizi ilk halinden çok farklı görünür hale getirebiliriz. Bu komutu o yüzden faydalı olacağını düşünerek özel olarak anlatmış olduk. Bugünkü dersimizde Likify komutunu görmüş olduk. Bize teknokamp@teknokamp.com mail adresinden ayrıca 323 3313 telefon numarasına ulaşabilirsiniz. Bir dahaki derste görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.